sahip marka yüksek akım oksijen terapi cihazlarıyla ilgili kısa bir hatırlatma yapacağım. Biliyorsunuz cihazın bir sarf bölümü var, bir de ana parametrelere atılmaması gereken kısımları var. Bunun özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum. Isıtıcı kablomuz kesinlikle atılmıyor. Bir flow metremiz var. Flow metre demir baştır, kesinlikle atılmıyor. Bir de flow'un buradan çıkan bir oksijen hortumu var. Şu anda benim oksijen hortumum yok. Çünkü hastanemizde bu atılmış. Ben bunu çıkartıp diğer cihaza taktım. Bunu kesinlikle atmıyoruz. Burada bir vidası da var normalde. Vidasıyla birlikte atılmış. Bunlar bizim demir başlarımız. Bu oksijen hortumunu da hastadan hastaya değiştirmemize hiç gerek yok. İçerisinden zaten temiz oksijen, temiz hava girdiği için bu enfekte olan bir kısım değil. Onun dışında da bir de hasta başında atılması gereken sarf malzemeler var. 7 gün sonra atılmasını tavsiye ediyoruz biz. Birincisi kanül, chamber ve devre. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken ısıtıcı kabloda bir husus var. O da şu, kablonun üzerinde ok işaretleri var. Bu ok işaretlerinin takarken yukarı geldiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Mantalite çok basit. Kırmızı kırmızıya, mavi maviye. Takarken şurasını ben şöyle göstereyim. Bu ok işaretini yukarıya doğru takıyoruz. Tık diye bir ses geliyor zaten. Burada da bir ok var. Bu da buraya oturuyor. Şimdi bunu ters taktığımızda ne oluyor? Hem kablo yeteri kadar ısıtıcı görevini vermiyor, hem de maalesef çıkartırken soketi de söküp geliyor. Bu da bu sefer kullanılmasını engelliyor. Cihaz bozuk oldu diye tekrar boşa çıkıyor. O yüzden buna çok dikkat edelim. Şimdi cihazı çalıştırmadan önce şeyi taktık, ısıtıcı kablomuzu taktık. Flow'umuz var. Biliyorsunuz bir oksijen hortumumuz var. Oksijen hortumu şurada bulunan tarafa giriyor. Bunun dibine kadar sıkı sıkı olduğuna emin olmamız lazım. Çünkü bazen gevşeyebiliyor burası. Bunu taktıktan sonra flow'umuz oksijen takılıyor. En önemli husus şurası aslında. Tüm cihazlar için geçerli. Bu flow metrenin tedaviye başlamadan önce muhakkak kapalı olduğuna emin oluyor olmamız lazım. Flow'umuz her zaman tedaviye başlamadan önce kapalı. Tedaviyi sonlandırıyorsak da ilk kapattığımız şey flow. Zaten flow'u kapatmadan cihaz kapatmanıza izin vermeyecek ve alarm verecektir. Bu çok önemli. Flow'umuz kapalı. Çünkü henüz tedaviye başlamadık. Parametrelerimizi yavaş yavaş yerleştiriyoruz. Ama oksijene taktık. Flow kapalı. Oksijen gitmiyor. Chamber'la başlıyorum. Cihazın en basit ama en önemli parçalarından biri. Çünkü bu bir geri bildirim cihazıdır. Şurada görmüş olduğunuz şurası geri bildirimleri doğru olarak buraya iletmesini sağlar. Yani aslında cihaz siz ne ayarlarsanız onu ileten bir geri bildirim cihazıdır. Bu o yüzden taban tabana şuraya oturması çok önemli. Neden? Isınız buradan, sıvının gelişi buradan, oksijen buradan. Hepsi bunun içinden birleşip hastaya gidiyor. Yapılan en büyük hata bu chamber yerleştirilirken buraya bastırılıp chamber takılıyor. Bunu asla önermiyoruz. Çünkü bastırıp taktığınızda da bu takılacaktır ama taban tabana oturmadığı için cihaz algılamada zorluk çekecektir. Atıyorum ısıyı 37'ye yükselteceksiniz. Burada bir boşluk olursa cihaz belki 40'a kadar ısınacak. Çünkü 37'yi algılayamayacak. O yüzden takarken çok basit. Şöyle yapıyoruz. Hiza alıyoruz. Hiç bu mandala dokunmuyoruz. İtiyoruz. Buradan tık diye bir ses duyuyoruz zaten. Bu kadar. Parmağımızı asla koymuyoruz. Sadece sökerken parmağımızı ittirip söküyoruz. Yerleştirirken bastık. Hiza aldık tık. Bu kadar. Sonra devremizi bağlıyoruz. Devrede şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Devrenin iki ucu da bu chamber'ın olduğu yeri oluyor. Ama ısıtıcı kablonun gelmesi gereken yer burası. Biz bunu da yaşadık çünkü. Burayı o hızlı hareket etme var sizde. Biliyorum zaman çok önemli. Karıştırıp burası buraya, burası buraya takılmış. Bu bir yanda sallanmış, işte ısıtmıyor falan dediler. Bunlar yaşanıyor. Hiç bunlar yıldırganacak bir şey değil bence. O yüzden bunun buraya geldiğine emin oluyoruz. Isıtıcı kablomuzun da gene üzerinde şöyle tikleri var. Hı hı. Onu da buraya uygun şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi ben ama bunu yerleştirmeyeceğim. Çünkü chamber'ım boş, distile suyum olmadığı için cihaz hemen ısıtmaya başlıyor. Ekstra bir ısınmayla uğraşmamak için bunu takmıyorum. Sizin taktığınızı varsayıyorum. Ucuna da kanülümüzü takıyoruz.
cihaz kuruldu. Şimdi cihazı çalıştırmaya geldik. Bu arada biliyorsunuz bir flow'umuz var. Oksijen ayarladığımız flow'umuz hala kapalı. Burada ben şeyin altını çizmek istiyorum. Burada sadece oksijen hortumu oluyor. Ekstra hiçbir şey takmıyoruz. Cihazı çalıştıralım. Mavi düğmeye uzun süre basıyoruz. Cihazımız açıldı. Çalışmıyor şu anda. Cihaz sadece açıldı. İki kere bastığımızda şuradaki kilit işareti açığa geliyor. Sonra hareket edebiliyoruz. Cihazın iki fonksiyonu var. Yetişkin ve pediatri. Hangisini kullanmak istiyorsak sarı olduğunda arada geçiş yapabiliriz. Üzerine bir kere basmamız yeterli. Pediatri formuna getirirseniz eğer tüm değerlerinizi değiştirir. Isı, akım hepsini otomatik olarak değiştirir. İsteseniz de çıkamazsınız. Ama siz burada yetişkin kullandığınız için yetişkin formunu aldım. Yana geliyorum. Şurada iki tane ibare görüyorsunuz. %95 ve %18. Şimdi şuradaki 21 ortam oksijenini ifade ediyor. Cihaz bu arada hala çalışmıyor. Ayarlamanızı bekliyor. %95 bu cihaz %95'e kadar oksijen verebilir. Yani bu cihaza %100 oksijen gönderemezsiniz. Eğer %100'ün üstüne çıkarsa cihaz alarm verir. Çok fazla oksijen gidiyor. Flow'unu kıs der. Bunu değiştiremiyoruz. 95'in üstüne çıkamıyoruz ama altına inebiliriz. Atıyorum siz diyorsunuz ki hastama 90 gitsin, 95 de gitmesin. Ayarladık. Alta geldim. Şuradaki 18 ibaresini görüyorsunuz. Bu referans aralığıdır. Diyorsunuz ki mesela işte atıyorum ben hastamın %50'nin altında oksijen almasını istemiyorum. Altına düşerse alarm veriyor. Bu işe yarıyor. Sonra geldim litresine. Litre 60'a kadar çıkıyor. Ama hani çoğu hasta 60 litreyi alabilecek kapasitede ya da kiloda olmayabiliyor. O yüzden benim tavsiyem hiçbir zaman 60'ta başlamayın. Cihaz alarm verecektir. Bunun yavaş yavaş arttırılmasını biz teoride öneriyoruz. Ama tabii siz satürasyon değerlerini biraz satürasyonu yükseltmek istediğiniz için hani yüksek başlayalım hemen etki etsin diyorsunuz ama bu hastada kanamalara neden olabiliyor. Yüksek oksijen, yüksek litrede bir akım gitmesi. Yani uygun o aslında. Bunun da hani basit bir hesabı var aslında. İşte atıyorum hasta 80 kiloysa 40'la başlayın. 40'ı da 5 düşürün. 35 ile başlayın. Sonra yavaş yavaş hastanın aldığı miktarda arttıra gidin. -5 gibi düşünüyoruz. Yan tarafta da şöyle geleyim. Derecesi var. Derece en fazla 37'ye kadar oluyor. 37'nin altına inebilirsiniz. 31'e kadar. 37'ye kadar istediğiniz bir baremde başlatabilirsiniz. Diyelim ki 37 yaptık. Cihaz şu anda çalışmıyor. Cihazı çalıştırmak için şuradaki düğmeye basıyoruz. Tamam siz kullandınız mı? Cihaz birazdan çalışmaya başlayacak. Cihaz çalıştıktan sonra flow'umuzu açıyoruz. Flow en son. Ve flow'u yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi benim hiçbir şeyim takılı olmadığı için işte takılı değil, devrem takılı değil, chamber'ım boş. Bu havada, burası yapıyor. O yüzden bir sürü alarm veriliyor. Diyelim ki siz hasta başındasınız ve cihazınız alarm veriyor. Ne yapacaksınız? Yapmanız gereken ilk şey öncelikle flow'u kapatmak. Flow'u kapattıktan sonra cihazı durdurmak. Cihazı durdurdum. Cihaz yavaş 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 içerisinde eğer oksijen varsa onu tahliye edecek. İşte eğer çok ısındıysa cooling diye bir şey çıkıyor. Soğutmaya alacak kendini. Hem sizin hem klinik hem hasta için güvenli hale getirecek kendini. Buradaki en önemli alarm sistemi kırmızı çıkar E1 alarmı. O aşırı ısınmadan kaynaklanır ya cihazı soğutmamız ya da biz de arayıp cihazı değiştirmemiz gerekiyor. Onun dışında yaşayabileceğiniz alarmlar zaten buranın gevşemesi, şuranın çıkması, onun dışında şuradaki hortumun bükülmesi ya da şurada biliyorsunuz oksijen girişi var. Bu oksijen girişinin yerinden oynamasıyla oluyor. O yok bende. Dediğim gibi hani o atılmıştı. Şuradan girecek olan hortum. Şuradan şeffaf bir hortum geliyor ve buraya takılıyor. Evet. Yani şunun kalını gibi düşünelim. Beyaz şeffaf bir hortum buradan buraya geliyor. Dediğim gibi önemli olan şey flow metrenin doğru zamanda açılması, kapanması. Atıyorum siz flow'u kapatmadınız. Cihaz alarm veriyor. Cihazı kapatmaya çalıştınız.
cihaz kapanmayacaktır. Cihaz size sürekli alarm verecektir. Bunun nedeni flow'un açık demek istiyor. Flow'u kapattınız, durdurdunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bu cihazı kapatacağım. En son kapatmaya geçiyorsunuz. Yani cihaz kendini soğutuyor. Bunun en önemli şeylerden biri de şu, unutuluyor çünkü. Yan tarafta filtresi var. Bu filtre zaten hani parayla satılan falan bir şey değil. Kliniğimizde de yeteri kadar filtre var. Bu ne işe yarıyor? Buradan temiz hava geliyor biliyorsunuz. Burada oksijen geldi, temiz oksijen geldi. Filtreden geçiyor, chamber'a ulaşıyor, su buharıyla karışıyor, hastaya gidiyor. Şimdi bu filtre eğer kirli olursa maalesef yeterli oksijen cihazdan geçip hastaya gidemiyor. Cihaz ya çok sesli çalışıyor ya da yetersiz oksijen seviyesinde kalıyor. Bunu böyle gözlemleyerek bakıyoruz. Dışarıdan bakınca anlaşılıyor. Eğer burası grileştiyse, renginde değişme olduysa filtreyi atıyoruz. Açması kolay zaten. Şöyle çeviriyorsunuz, çekiyorsunuz. Filtre burada. Zaten şöyle pamuk gibi bir şey. Alıyorsunuz, atıyorsunuz. Yerine yenisini koyuyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz. Bu kadar. Onun dışında temizliğini söyleyeyim. Temizlemesine gelirsek, temizlik şimdi bizim için çok önemli. Neden? Cihazda böyle genelde püskürtmeli bir şeyler sıkılarak hani o şekilde sterilizasyonunu sağlıyorlar. Cihazın ekstra sterilizasyona ihtiyacı yok. Cihazı sadece silmeniz yeterli. Çünkü kirli hava cihazdan geçmiyor. Direkt hastaya temiz hava gidiyor. Bütün işlemler bitti. Neyle temizliyorsanız, klinik alışkanlık neyse, bezi ıslatıp, yüzeyel bir temizlik yapıp temizlemeniz yeterli. Bunu da yaparken hasta başında yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü biliyorsunuz ortam oksijeni 21. Kanilden kaçak oluyor maalesef. O yüzden kaçak olunca da ortam oksijeni otomatikman %21'in üstüne çıkıyor. Ve bunlar saf oksijen, elektrik, bir de alkol işin içine girince kıvılcımlanmaya neden olabiliyor. O yüzden muhakkak kirli alanınız, temiz alanınız neyse cihazı odadan çıkartın. Nemli bir bezle sadece silmeniz yeterli. Zaten dediğim gibi bunlar tek kullanımlık. Bunları atıyoruz, cihazı siliyoruz, işlemimiz bitiyor.